CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. Merhabalar sevgili izleyiciler. Biz Karşıyaka'dayız. Karşıyaka'nın yeni bir sloganı var. Aslında onu hemen başkanından alalım, sonra devam edelim. Karşıyaka'nın filizleri geleceğe hazırlanıyor. Her apartman bir öğrenci okutuyoruz. Evet. Her apartman bir öğrenci okutuyor projesiyle Karşıyaka Türkiye'ye değil dünyaya gerçekten adını duyurdu. O nedenle Karşıyaka Belediye Başkanı'nı biz şimdiden tebrik ediyoruz. Zaten elimiz havada kalıyor tebrik etmekten sürekli kendisini. Ama bu güzel işleri yaptıktan sonra bizim de bunları duyurmamamız abes olur tabii ki. Yani görevimiz sizlere belediyelerin yapmış olduğu güzel projeleri, örnek projeleri duyurmak ki diğer yapamayan belediyelerin de bunları örnek almalarını sağlamak. Yani ve Hüseyin Mutlak, bunlar sizler çok yakından tanıyorsunuz. Sık sık ekranlarımıza geliyor. Halkla ilgili de ciddi anlamda destek veriyor. Hüseyin Mutlak, bunlar belediyecilik kökeninden gelen bir babanın oğlu. Ben her programda babasını anmadan edemiyorum. Çünkü benim için çok değerli bir insandır sevgili Kenan abi. Ve şimdi hemen başkana dönüyorum. Diyorum ki başkan, yani bir taneden değil. Şöyle son iki yılı biraz özetleyelim mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Halk TV izleyicilerine iyi hafta sonları diliyorum, iyi günler diliyorum. Mutluluklar diliyorum, barış dolu, artık şehit haberleriyle uyanmadığımız günler diliyorum tüm Türk halkına. Yerel yöneticilikte çok önemli işlere imza atıyoruz. Ancak bu yaptığımız işler ne yazık ki ülkenin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve sosyal olaylar nedeniyle bize çok büyük bir haz vermiyor. Biz kendi bölgemizdeki yurttaşlarımızın daha mutlu olabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Buradaki bu mutluluğun, bu barış ortamının, bu sevgi ortamında tüm yurda yayılmasını, tüm yurt insanımızın da bu mutlulukları yaşamasını temenni ediyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana hep söylediğimiz bir söz vardı. Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratacağız diye. Çünkü yerel yönetimlerin en büyük görevlerinden bir tanesi vatandaşın mutlu olabileceği ortamları sağlamak. Ve bunun dışında klasik belediyeciliğin dışında da hizmetleri üretebilmek. Çok sayıda yeni parklar yaptık. Yeni yol çalışmaları gerçekleştirdik. Temizlik işlerinde devrim niteliğinde değişiklikler ve çalışmalar gerçekleştirdik. Kent halkıyla da beraber bu çalışmaları destekleyerek en iyi noktaya da getirdik. Evet. Bizim tek başımıza belediye olarak üretmemiz tabii ki yeterli değil. Halkın da bunun içerisinde olması gerekiyor. Bu çalışmaları desteklemesi, katkı koyması gerekiyor. O anlamda Karşıyaka halkı da bu sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirerek belediye ile beraber işbirliği içerisinde, el ele dayanışma içerisinde hizmetlerimizi desteklediler. Karşıyaka vatandaşında, Karşıyaka'da yaşayan halkta gerçekten böyle bir dayanışma kültürü var yani. Tabii aslında bu Türk halkının geninde olan bir şeydir bu dayanışma kültürü. Yeter ki onu iyi organize edip doğru işlerle ortaya çıkartmaktır. Biz Karşıyaka'da bunu iyi organize ettik ve doğru işlerle de bu dayanışmanın daha üst safhaya çıkmasını sağladık. Çocuklara çok önemli hizmetler yapıyoruz. Çünkü bu kenti biz çocuklara bırakacağız ve çocuklarımızın da güzel yaşaması için
bir kent yaratacağız. Bu konuda Zehra Hanım'a da bir sözünüz vardır herhalde. Benim halka sözüm var. Yani halka verdiğim sözü hiçbir zaman bireyselleştirmiyorum. Onun için tabii ki destek aldığım, güç aldığım insanların ötesinde halkla beraber yürümenin her zaman için bir yerel yönetici için çok önemli başarılar getireceğine inanıyorum. Siyasetçi için başarı getireceğine inanıyorum. Bir tane anaokulumuz vardı. O bir anaokulumuzu sayısını 7'ye yükselttik. Anaokullarımızda şu anda yaklaşık 500'e yakın çocuğumuz geliyor ve okul öncesi eğitim alıyor uzman kadrodan. Kargem dershanemiz bizim için çok önemli bir yer. Kargem dershanemizde gerek TEOG, gerek üniversiteye hazırlık aşamasındaki gençlerimizin en iyi, en kaliteli eğitim alabilmeleri için gayret gösteriyoruz. Daha önce 600 civarında olan öğrenci sayımız şimdi 2000'e yaklaştı. Ve 2000 çocuğumuz bu hizmetlerimizden faydalanıyor. Tabii sadece bu eğitimleri, sosyal aktiviteleri yaparak orada bırakmıyoruz işi. Üniversiteyi kazanan çocuklarımızın özellikle üniversite yaşam boyunca burs ihtiyacı olan ailelerimizin çocuklarının, gençlerimizin burs imkanında biz belediye olarak tüm halkı işin içerisine katarak çözdük. Diğer türlü belediyeye yasak zaten burs vermesi. Üniversite öğrencilerine evet yani yasal olarak siz burs veremiyorsunuz. Bunu nasıl yapabiliriz dedik. O zaman halkla beraber çıktığımız yolda yine halkla beraber başarırız dedik ve her apartman bir öğrenci okutuyor. Karşıyaka'nın filizlerini geleceğe hazırlıyoruz diye bir proje ile yola çıktık. Apartmanlarda başlayan bu dayanışma taksi duraklarına, muhtarlara, esnaflara, spor kulüplerine kadar bütün toplumun her katmanına işledi ve harekete geçti toplum. Burada özellikle bizi izleyen yurttaşlarımdan istediğim, illa Karşıyaka'da yaşamanız gerekmiyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, ihtiyaç sahibi olan bir öğrenciye burs vermek sizin elinizde. Bunun için kendi apartmanınızda veya esnaflar olarak veya şoförler olarak veya taşeron işçiler olarak bir öğrenciye burs vermek çok zor değil. Evet. Yeter ki karar verin. Biz ayda 300 TL veriyoruz öğrencimize. Notlarını takip ediyoruz, üniversitedeki çalışmalarını takip ediyoruz. Bilimsel çalışmalarına destek oluyoruz. Düşünün ki 300 lirayı 10 kişi bir araya gelse ayda 30 TL yapar. 20 kişi bir araya gelse 15 TL yapar. Yani bir paket sigarayı feda edin bir günlüğüne. Onunla bir öğrenciyi yetiştirin. Çünkü bugün dayanışmayı biz üst seviyede tutmak zorundayız. Birbirimizle kol kola girip özellikle diyaloglarımız ve ilişkilerimizi hiçbir zaman eksiltmemeliyiz. Türkiye çünkü çok kritik bir virajdan dönüyor. Her dönemde şunu söylemişizdir. İşte gelen gideni aratır. Gerçekten bu sefer gelenler gidenleri felaket bir şekilde aratıyor. Onun için bu toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini her yerde uygulayabiliriz. İlla ki Karşıyaka'da uygulama diye bir zorunluluk yok. Bununla ilgili, nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi almak isteyen yurttaşlarımız bizim web sayfamızdan, Karşıyaka Belediyesi'nin web sayfasından, Karşıyaka Belediyesi'nin burs birimini arayarak bizzat nasıl yapıldığına dair bilgi alabilirler ve bunu kendi yaşadıkları yerde de gerçekleştirebilirler. Bu konuda bizden bilgi alan belediyeler de var. Birçok belediye başkanı evet. Konunun şeyini sorduklarında biz size yönlendirdik. Evet, teşekkür ederim. Bildiğimiz kadarıyla daha önceki programlarda anlattığınız şekilde CD olarak verdik, izledik. Tabii. Yani biz mutlu oluyoruz. Yani bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Bakın birinci yaşını doldurduk ve birinci yaşında Türkiye'nin çok ünlü sanatçıları, sporcuları, edebiyatçıları, tiyatrocuları destek vererek bir klip yaptık. Evet. Siz de destekleyin, siz de katılın diye çok hoş bir dayanışma örneğini orada da gösterdik. Ve Türkiye'nin diğer illerinden olsun,
Avrupa'dan olsun, hatta kıtaları açtık da Amerika'dan öğrenci okutmak için, bu projeye destek vermek için arayanlar oldu. Belediyecilik işte klasik anlamda sadece yol, kaldırım, park yapmak değil, bunların dışına çıkarak toplumu direkt ilgilendiren işleri yapması gerekir. İşte küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratmak da herhalde bu olsa gerek. Eğitime destek olmak toplumsal bir sorumluluktur. Eğitime destek olmak vicdani bir ödevdir. Eğitime destek olmak vatandaşlık görevidir. Eğitime destek olmak bazen bir dayanışma gerektirir. İhtiyaç sahibi bir üniversiteye karşılıksız burs sağlamak, geleceğe yatırım yapmak demektir. Duydunuz mu? Biliyor musunuz? İzmir Karşıyaka'da her apartman, her taksi durağı, meslek odaları ve dernekler ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Ne dedim ben? Eğitim şart. Belediyenin organizasyon gücü ve halkın örgütlenme becerisiyle Karşıyaka'nın filizleri geleceğe hazırlanıyor. Gel. 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 Toplumsal dayanışmanın bu en güzel örneğine sen de sahip çık. Sen de katıl. Sen de katıl. Bir ülkenin geleceği politikacıların vaatlerinde değil, çocuklarının ve gençlerinin hayallerindedir. Nerede olursan ol, bir üniversiteliğe burs vererek geleceğine sahip çık. Bir üniversiteliğe burs vererek geleceğine sahip çık. Karşıyaka'nın filizleri Türkiye'nin filizleri olsun. Türkiye'nin filizlerini birlikte işaretelim. Siz de katılın, Türkiye'ye örnek olun. Siz de katılın, Türkiye'ye örnek olun. Siz de katılın. Türkiye'nin filizlerini birlikte yaşartın. Biz Karşıyaka'da yeni filizler yeşertiyoruz. Siz de katılın, bu heyecanımız Türkiye'yi sarsın. Peki sık sık Avrupa'da ödüller falan aldığınızı görüyorum. Evet. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Evet, biz 30 Mart yerel seçimlerinden sonra biraz da kendimizi anlatmayı, dışarıya anlatmayı, yaptığımız işleri kabul ettirmeyi, yerel yöneticilik modeli oluşturmayı hedefleyerek çalışmalar gerçekleştirmeye başladık. Özellikle yerel dayanışmanın ve yerel demokrasinin, katılımcı demokrasinin en iyi örneklerini sergilemeye başladık. Mahallelerde yaptığımız halk toplantılarıyla başlayan ve yapacağımız her işte vatandaşla kurduğumuz diyalog, onlardan aldığımız geri bildirimle, çocuklarımıza yaptığımız hizmetlerle, kadınlarımıza özellikle üretici kadın kooperatifi kurarak, onun dışında mahalle merkezlerinde kadınlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalarla bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Engellilerimizle yaptığımız çalışmalarla farkındalık yaratmaya çalıştık. Ve Avrupa'da da bir yerel yönetim modelleri üzerine yapılan çalışmalarda da kendimizi ifade etme ve anlatma şansı bulduk. Bu oradaki yaptığımız çalışmalar, kendimizi doğru ifade etmemiz ve onların bu yaptığımız çalışmaları gelip burada bizzat görmeleri, bunu da ödülle taçlandırmaları bizi mutlu etti. Motive ediyor tabii. 12 yıldız şehir unvanını kazandık. Ardından yine Avrupa Konseyi'nin prestijli ödüllerinden olan Avrupa diplomasını aldık. Karşıyaka Belediyesi olarak belediyeciliğin sadece daha yüksek binalar dikmek, daha kalabalık şehirler yaratmak ve vatandaşa sadece temel hizmetleri götürmekten farklı olduğunu düşünüyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız o kentte yaşayan herkesin yaşam kalitesini yükseltmek, kenti kültürel olarak geliştirmek, güvenli, barış içinde uyumla yaşanan bir yer haline getirmektir. Yapmış olduğunuz sanatta
tiyatroda gençlikle beraber, kadınlar ve çocuklar beraber yapmış olduğunuz çalışmalarımızdan dolayı bu sertifikayı size takdim ediyorum. Hayırlı olsun ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hedef şeref bayrağını almakta. Yani yutturmaca, akmasa belediyeciliğin çok daha üzerine çıktık. Yani bu belediyecilik örneği denirse sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içerisinde Karşıyaka'ya gelip görebilirler. Yani kültürden sanata, spordan turizme, kooperatifçilikten ve anne baba okuluna kadar her şey Karşıyaka'da var. Bir de müzikten bahsedelim. Karşıyaka'da çok önemli müzik organizasyonları da yapıldı. Tabii biz Karşıyaka'da bir ilçe ölçeğinde kadrolu olarak ilk defa oda orkestrası kurduk ve bu kurduğumuz oda orkestrasıyla da Türkiye'nin birçok prestijli klasik müzik festivallerinin açılış konserlerini verdik. Yurt dışında birçok konser organizasyonlarına katıldı oda orkestramız. Başarıyla Karşıyaka'mızı ve Türkiye'yi temsil ediyor. O açıdan ben arkadaşlarımı bizi en iyi şekilde temsil ettikleri için de kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Yani eğitime çok önemli destek veriyoruz. Biz asıl yani bütün işin eğitimden çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü eğitim ailede başladığı için de yakın zamanda bir anne baba okulu açtık. Bu ikişer aylık eğitim periyotları süresince anne ve babalar çocuk gelişimiyle ilgili hem de aile içi iletişimle ilgili bir sertifika programına katılacaklar. Bunu önemsiyoruz. Ailede başlayan bu birliktelik ve iyi eğitim verme çocuk yaşamında, gelişiminde çok önemli etkiler olacağını düşünüyorum. Çünkü teknoloji çağında ne yazık ki bir iletişimsizlik söz konusu. İletişim çağında bir iletişimsizlik söz konusu. Bizim en büyük eksiğimizin diyalog olduğunu düşünüyorum. Doğru diyaloglar geliştirmemizden kaynaklı çatışmaların ve ciddi zararların, insan kişiler arasındaki zararların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun çıkmaması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bir örnek vereyim, bu nereden çıktı diye. Tam siz söze girecektiniz ama. Bir gün bir gezmeye gittiğimizde bir oturmaya ailenin çocuğu yan odadan babasına WhatsApp aracılığıyla mesaj atıyor. Babacığım yanıma gelir misin? Diye gidiyor beyefendi yanına. Sonra geliyor oturuyor. Tekrar bir WhatsApp. Babacığım susadım. Anneme söyle bana su getirsin. Yani işte evet iletişim, teknoloji, bilgi tabii ki çok önemli. Ama kullanmak da önemli. Nasıl onu kullanmak da önemli. Sosyal medya, onu kullanmak önemli. Gittiğiniz misafirle oturduğunuzda elinizde tabletiniz veya akıllı telefonunuz, akıllı telefonunuza bir sosyal medyaya girip bakmazsanız rahat edemiyorsunuz. Yani onu çantanızda durmasına veya cebinizde durmasından bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Ve sürekli o artık sohbet ortamından çıkıp
sürekli elinizde telefonla onunla uğraşıyorsunuz. Çocukların eline telefon verilip sadece oyun oynayıp aman uzak dursun birazcık rahat edeyim ben işime bakayım derken oyunla çocuğu oyalamaya çalışıyoruz. İşte anne baba okulunda bunun nasıl dışına çıkabiliriz? Nasıl çocuğumuzla iletişimi geliştirip çocuğumuzun sosyal medya veya teknolojiyi nasıl kullanması gerektiğini de öğreterek çocuğumuzun gelişimine de aile içerisindeki iletişime de katkıda bulunuyoruz. Birlikte Kardeş Belediyeler Projesi kapsamında Ermeni'ye gitmiştik. Evet. Nasıl gidiyor oradaki çalışmalar? Evet, kardeş belediyelerimizle görüşüyoruz. Dayanışma içerisindeyiz. Akçaşehir'deki belediyemizin hizmetlerine destek olduk. Orada anımsarsanız kız çocuklarımızın bizden bir park talebi evet. vardı. O parkı yaptık. Son hazırlıklarını şu anda yapıyoruz. Önümüzdeki ay tamamen bitmiş olacak. Basket potaları takılıyor, kaleler yapılıyor. İşte oyun grupları yerleştirildi. Önümüzdeki ay şimdi oradaki kış koşulları da göz önünde bulunduruyoruz tabii. O kış koşullarından birazcık böyle baharda hava yumuşamaya başladığında çevre düzenini çimlerinde yapacağız. Mayıs ayında orada bir açılış gerçekleştireceğiz. Hep beraber inşallah o verdiğimiz sözün yerine gelmesinin mutluluğunu da birlikte yaşarız. Çünkü o yere yapılan ilk park olacak. Böyle evet. de bir önemi var. Ermenek'te daha çöp konteynerini görmemiş bir yere gitmiştik. Ve bizden önce sevgili başkanın oraya göndermiş olduğu çöp kamyonu gelmişti. Ve vatandaşlar son derece memnunlardı. Duygularını anlatmakta güçlük çekiyorlardı. Evet, evet, gözyaşlarını döken insanları gördüm. Peşinden başkanla birlikte o ayakkabısı yırtık Recep amcaya gitmiştik. Orada başkan yakın dost olmamıza rağmen bizi içeriye almadı. Biz içeride yapacağımız desteği kendi cebimizden yapacağız. Bunların reklam aracı olmasını istemiyoruz demişti. Buradan da oraya selamlarımızı iletelim Recep amcaya, sevgilerimizi iletelim diyorum. Böyle bir anımız vardı. Evet, çok güzeldi. Gerçekten insanlar çok zor koşulda yaşıyor. Ben özellikle yaşadığımız memleketlerin kıymetini bilmeliyiz. Öyle güzel bir kentte yaşıyoruz. Öyle güzel bir kentte yerel yöneticilik yapıyoruz ki yani önce şükretmemiz gerekiyor. Mutlaka bazı eksikliklerimiz vardır. Ama bunlar telafi edilmeyecek işler değildir. Biz halkın mutluluğu için, tüm Türk halkının mutluluğu için çalışmak durumundayız. Yani Cumhuriyet Halk Partili yerel yöneticiler örnek insanlardır. Yaptığı hizmetler de örnek hizmetlerdir. Biz burada bugün rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Çok şükür diyoruz ama diğer bölgelerde insanlar nasıl yaşarsa yaşasın umurumuzda değil demiyoruz. Evet. Onların da daha güzel yaşaması için çaba sarf ediyoruz. Çok göç alan bir kentiz. Ve o bölgelerden özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen yurttaşlarımız var. Gelemeyen yurttaşlarımız var. Akrabaları burada yaşıyor, bir kısmı orada yaşıyor. Ama bir barış ortamı içerisinde yaşayamıyor. İnsanımız düşünün ki işe giderken helalleşip gidiyor. Belki arabasının kontağını çalıştırırken de kelime-i şehadet getiriyor. Çünkü ne zaman kör bir kurşunun kendisine geleceğini bilmiyor. Çocuklarımız parklara çıkıp oynayamıyorlar. Okula gidemiyorlar. Şimdi sömestr tatili, okullar açılacak. Pazartesi günü çocuklar okula nasıl gidecek? Veli onun telaşında. İnsanlar göç etmeye başladı. Ve özellikle son günlerde tabii ki sürekli şehit haberi alıyoruz. Yani her gün sabah bir şehit haberiyle uyanıyoruz. Bunun bir an önce bitmesi gerekiyor. Ve çok ilginçtir. Dış politikada Türkiye tarihinin en beceriksizlerini bugün ülkeyi yönetmesi için yetki veriyoruz. Al tüm ülkeyi yönet diye. Yani onu da elini yüzlerine bulaştırıyorlar. Ve hala
bunu ısrarlı bir şekilde, bu beceriksizlikleri ısrarlı bir şekilde de devam ettiriyor. Yurttaş da hala oy atıyor. Yani burada bir tezatlık var. Onun için bir an önce Türkiye'nin normalleşmesi için ya işbirliği içerisinde bir dayanışma içerisinde olacaklar, muhalefetin de söyleyeceklerini bir dinleyecekler. Ama ben yaptım, ben ettim, benim dediğim doğru, siz kimsiniz yaklaşım içerisinde siyasal davranış ülkeye hiçbir şekilde fayda getirmiyor. Bazen elmayı armudu ayırmak gerekiyor. Yani şöyle bir mantık olabilir mi ya? Güneydoğu'da yaşayan siz tüm yurttaşlarımızı veya Kürt kökenli tüm yurttaşlarımızı alıp siz terör örgütüyle bir aynı kefeye koyabilir misiniz? Böyle bir şey var mı? Ama ne yazık ki bugün Türkiye'de bir kimlik kavgasına dönüştürüp de yurttaşları birbirinden ayırma gibi bir çalışmanın içerisinde. Yarın herkes bu defa der ki o zaman ben de buyum, ben de o zaman böyle ayrılacağım. Bir Yugoslavya bölündü, bir Rusya bölündü, ayrıldı. Oralarda belki bir süre sıkıntı yaşansa bile sonrasında belki bunlar aşıldı, ama Türkiye onlar gibi değil ki. Biz etle tırnak gibiyiz. Etle tırnak gibi olan bir toplumu sen şusun, sen busun, senin bölgen şurası, senin bölgen burası diye sen insanları ayıramazsın. Yani bir sevdadan vazgeçilmesi gerekiyorsa o sevdadan vazgeçeceksiniz. Türkiye'nin sınırlar içerisinde yaşayan tüm yurttaşlara da aynı gözle bakacaksınız. Başkan, sohbet çok güzel geçti. Ben buraya gelirken dediler ki hastasız gitmesen, sunmasan, yapmasan, ben dedim ki zaten bana çok fazla iş düşmeyecek. O sorulacak, soruyu da biliyor, verilecek cevabı da biliyor. Sonra söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ege'nin incisi Karşıyaka'dan bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Özellikle son dönemde başlattığımız toplumsal dayanışmanın en güzel örneği olan Her Apartman Bir Öğrenci Okutuyor projesini kendi yaşadıkları bölgede yaygınlaştırmalarını, beş çaylarında, iş toplantılarında, vapur sohbetlerinde, toplu ulaşım sohbetlerinde, tren sohbetlerinde, nerede olursa olsun bu konuyu gündeme getirmelerini, bir ihtiyaç sahibi olan öğrencimizi hiçbir cemaatin, hiçbir örgütün, hiçbir kötü niyetli grupların eline bırakmadan kendi halkın tüm o dayanışmasıyla eğitimini tamamlaması için burs vermelerini istiyorum. Bu konuda tüm Türk halkının duyarlılıklarını ve dayanışma duygularını en iyi şekilde ortaya çıkartarak dünyaya bir kez daha örnek olmalarını istiyorum. Bizi izledikleri için sonsuz teşekkür ediyorum ve eğitime destek olduğunuz için de Halk TV'ye bu plaketi takdim ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çocuklar bir de fotoğraf alsınız buradan. Evet sevgili izleyiciler, dediğim gibi Hüseyin Mutlu'yla da sohbet çok güzel. Yaptığı işleri keyifle anlatmanın mutluluğu içerisinde, akşam eve gidince yastığa başını koyunca huzur içerisinde uyumanın mutluluğu içerisinde, bu mutluluğu sizlere yansıtıp başka belediyelerin görmesini, duymasını sağlamak bizim görevimizdi. Onu yerine getirmeye çalıştık. Yeryüzü aşkın yüzü olunca diyerek yaşamak için mücadeleye devam diyoruz.